Arkadaşlar Furkan'la Almanya kanalına hoş geldiniz. Beni ilk defa bu videoyla tanıyanlar, yeni gelen arkadaşlar için kısa bir tanıtım yapayım. Biz karı koca mühendis, Türkiye'den buraya göçmüş iki göçmeniz, taşındık. Biz mülteci değiliz, ilticacı değiliz, FETÖ'cü değiliz. Akla gelen sorular varsa. Ben Boş'ta çalışıyorum Türkiye Çerkezköy'de ve Berlin'deki Boş'a transfer oldum. İşte sonra 2,5 yıl orada çalıştıktan sonra da burada yine güzel büyük bir firmaya transfer oldum. Burada çalışmaya devam ediyorum. Eşim de burada bir yerde çalışıyor. İkimiz de mühendislik yapıyoruz. Çocuklarımız 11 ve 9 yaşlarında ve bu eve yeni taşındık. İşin özeti bu. Sorularınız olursa bu mühalde sorabilirsiniz. Almancayı nasıl öğrendik? Hemen onu da söyleyeyim. Bizler Almancayı Türkiye'deyken Erasmus yaptık, Almanya'ya geldik. Ben Avusturya'da, eşim Almanya'da. Biz zaten o ara tanıştık ve evlendik. Öğrenciydik son sınıfta, 4. sınıfta evlendik. Okul biter bitmez de çocuklarımız oldu arka arkaya, 2 yaş arayla. Hayatımıza bu şekilde Türkiye'de devam ettik. Sonra baktık, ekonomi, siyasi, rahat edemedik. Biriktirdiklerimiz bir işe yaramadı, bir şeyler alamadık, satamadık, beceremedik yani. Bir de bizim aileden destekli değildi durumlarımız. Sıfırdan başladık, altından çok kalkamadık. Sonra çocukların okul çağı geldi. Özel okula gönderme derdi, paranın birikmesine bayağı bir engel oldu. İşte araba aldık, sadece arabanın borcunu ödedik falan. Belki de tutumlu davranmayı beceremedik Türkiye'de. Bir şekilde olmadı. Sonra Alman firmada çalışmanın getirdiği gazla Almanya'da olabilir mi, hayatımız devam edebilir mi diye düşünerek, daha evvelki öğrenci eşit programında yaşadığımız tecrübeden sonra sonra orası oldu işte. 3 yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra buraya geldik. Onun öncesi de var. Askerlikten öncesi de var. Vesaire vesaire. Özet geçeyim dedim. Beni ilk defa tanıyanlar için. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bu videoları izleyip hoşunuza gidiyorsa. Çünkü videoların izlenmelerinde %20-21 civarında aboneler var. Geri kalan izlenmeler %80 abone olmayanlar. Bana destek vermek istemez misiniz? Sadece abone ol tuşuyla bana destek verebilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın beğenirseniz. Beğendiklerinizi tabii ki sadece beğenin mutlaka. Sadece destek olma amacıyla değil. Yorumlarınız da bana keyif veriyor. İnteraktif bir şey oluyor. Ben fikirlerimi paylaşıyorum. Sizler bir şey yazıyorsunuz. Arkasına ben cevap yazıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Çok büyümediğim için şu anda gayet keyifli gidiyor. Ama büyümekten de zarar gelmez. Sonuçta ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar faydası olur herkese. Kendinize iyi bakın. Videonun devamına çektiklerimi ekliyorum. Görüşmek üzere. Videolarımda şu şöyledir, bu böyledir diye anlatmak yerine günlük yaşantımdan, aklıma gelenlerden, tecrübelerden, yaşadığım anlardan sizlerle paylaşımlar yapıyorum. Doğrudan moda mod olmasın diye. Böylelikle daha akıcı oluyor. Benim de daha hoşuma gidiyor. Ne doğruya doğru ne yalan söyleyeyim. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Neredeyse karanlıktan aydınlığa geçen bir dakikada kalkıyoruz çocuklar için gitmeye. Türkiye'de karanlıkta gidiyorlar ya, burada tam limitte. Saat 7:27. Hava durumu böyle. Hava da gri olunca şu an bulut var mı yok mu onu bile anlayamıyorum. Her yer aynı görünüyor, acaba bulut yok mu? Ama karanlıkta kalkmak çok iyi değil. Türkiye'de buna alışkanlık edinemedik hiç. Şu saatleri değiştirdiler ya Türkiye'de. Burada limitte yani. Ders 7:50'de başlıyor. Biz 7:28 şu an saat. Anca yetişeceğiz. Güzel bir güne başladık umarım. İnternetçiler kazmaya başladılar. Görüyorum ben şu anda. Şöyle. Oraları kazıyorlar. İşimizi çözmek için. Bugün başka bir gelişme daha var. Mobilyalarımız gelecek çocukların odaları için. Kısmetse onlar gelecek. Biz evde kalmak zorundayız onun için. Böyle durumlarda evde kalıyoruz. Çünkü evde alacak kimse yok. Mobilyalar gelince tabii ki teslim almak gerekiyor. Böyle bir gün olacak bakalım nasıl olacak. Hayırlısı. Aşı bizi vurdu bayağı. İkimiz de hastayız Sümeyye'yle. Benim kapalı solunum yolları şu an. Sesimden anlaşılıyordur. Sümeyye'ye bayağı ateş falan da var Sümeyye'de şöyle dokununca.
Bir iki güne geçer umarım. Aşının böyle etkileri vardı. Biliyorduk. Selamlar tekrardan herkese. Çocukları bıraktım. Sizden kusura bakmayın arkadaşlar. Grip etkisi yarattı bu aşı. O yüzden biraz burnum tıkalı. Sesim birazcık kalın. Hakkınızı helal edin kötü sesten dolayı. Diyor ki eşimle beraber B1 alıp gelmeyi düşünüyoruz. Eşim paramedik ve ben de sağlık memuru teknisyeniyim. 14 yıllık tecrübem var. Ausbildung veya direkt işe başvurmayı düşünüyoruz. Sizce şansımız nedir? Sağlık sektöründe şans diye bir şey yok. Kesin kabul var arkadaşlar. Net söylüyorum bunu. Kesin kabul var. Şartları yerine getirdikten sonra gelme ihtimaliniz sadece sizin isteğinize bağlı oluyor. Süreçte harcamanız gereken bir miktar para var. Dil kursudur, vize başvurusudur, şudur budur. Onun dışında arkadaşlar belgelerin çevirisidir, büyük masraf tutuyor diye biliyorum. Onun dışında siz isterseniz gelebiliyorsunuz. Hele ki sağlık sektöründekiler hiç düşünmesinler bile. Yola girdilerse Almancılarını halletsinler gelsinler. Onlar için Ankara'dan İstanbul'a taşınmaktan daha kolay bir şey. Ankara'dan Diyarbakır'a, Ankara'dan Hakkari'ye doğu görevi yapmaktan daha kolay bir şey. Bu kadar net söylüyorum. Bu arkadaşımız Çağdaş Yılmaz, ona cevap vermiş olayım. Instagram'dan gelen bir soru var. Ona da cevap vermek istiyorum. Hüseyin diyor ki görüşlerim benimkiyle uyuşuyor. Ekonomik oluşun, Türkiye görüşün. O sebeple takipteyim. Günlük Almanya ile ilgili de önemsiyorum. Kendimi biraz tanıtmak istiyorum. Eşim ile Almanya'ya gelme sürecindeyiz. Burayı ben size ekran görüntüsü koyayım arkadaşlar. Şöyle bir başlatalım. Eşim ile Almanya'ya gelme sürecindeyiz. 2 yıldır evliyiz. 30 yaşındayız. Çocuk nasipse orada olsun istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda düğün yapmadık. Konyalıyız. Bu arada burada yemek verirler, öyle gereksiz masraflara girmedik. Ev düzmedik. Giderken yarı fiyatına eşyalarımı satmak istemedik. Ne kadar akıllı bir gelecek düşüncesi. Eşimin ailesiyle yaşıyoruz. Allah huzur versin. Umarım iyilerdir. Onlar çok iyiler. Hemen cevap vermiş. Onlar çok iyiler. Ben onların oğluyum. Onlar benim annem babam oldular. Biz bu tanıdık aracıyla danışmanla ilerleyelim istedik. Biraz da kayınvalidemin baskısıyla adam bizim yumuşak yüzlüğümüzle kullanarak bizle hiç ilgilenmedi. Bir sene önce başvurmuştuk. Ağustos'ta iş sözleşme yapıp ön onaya yolladı. Ben soyadını göstermeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşımızın özel bilgileri, belki istemediği bilgiler olabilir. Ağustos'ta iş sözleşmesi yapıp ön onaya yolladı. 3 aydır onu bekliyoruz. Süreç çok yavaşladı. Herkes bekliyor. Adamın bulduğu iş arabayla dağıtım işi dedi. Ben bu danışman firmalarından çok tırsıyorum arkadaşlar. Neyse. Sonu inşallah iyi biter. Adamın bulduğu iş arabayla dağıtım işi dedi. Ama şey gibi herhalde, Lieferando gibi. Getir gibi belki de. Ama sözleşmede depo işi spesifik değil. Genel iş tanımları var 5-6 tane. Ücret için 14 lira demiş, yani minimum ücret söylemiş. Net 1900'ye geliyor diye hesapladım. Hannover, Braunschweig'e yakın bir köy. İlk aylar için dişimizi sıkacağız yeter diye düşünüyorum. Aynen. Köy ise çok iyi arkadaşlar. Karı koca gelecekseniz hele köy olması çok iyi. Eşime de hemen iş bulacaklar. Unutmayın, YouTube var, internet var. Aileyle görüşme imkanları, artık görüntülü görüşmeler çok mümkün. Diziler, filmler, şunlar bunlar, televizyon, artık internetin olduğu yere dünya var. Dışarı çıkıp markete gidip eşiniz olduktan sonra sıkılmazsınız. İdare edersiniz. Birbirinizin arkadaşı olursunuz. Biz öyle olduk arkadaşlar. Hiç işkembeyi Kübra'dan sallamıyorum. Öyle yaptık yani. Biz buraya 2012 yılında geldik. Eşimle beraber biz burada evlendik. 8 ay burada kaldık. Balayını bile gittik. Uçak bileti aldık ucuz Ryanair'dan. Ryanair'dan Barcelona'ya gittik geldik. Öyle yaptık yani. Çok kıymetli zamanlar geçirdik. Birbirimizin yoldaşı, dostu, arkadaşı olduk. Devam edeyim. Eşime de hemen iş bulacaklar. Şu an dil öğreniyoruz. Evde A1'i hallettik. Benim 2 senelik tecrübem var. Eşimin hiç yok. Şimdi bir saniye. Evde A1'i hallettiniz ya. O işi biraz ciddiye alın Hüseyin.
Karı koca geleceksiniz madem. Senin de mesleğin yazıyor aşağıda. Mekanik, mekatronik mühendisiymişsin. Eşi de laborantmış. Laborant iş bulabilir. Ausbildung yapacak. Ben de mekatronik mühendisiyim. Mesleğimle arkadaş arayacağım. Şimdi sizi hangi koşullarda, ne göstererek taşımacılık işiyle Almanya'ya getirebilecek bu firma? Ben güvenemedim Hüseyin. Baştan söyleyeyim. %100 bu firma dolandırıcı. Sizi hiçbir koşulda çalışma vizesini arabayla eşya taşıyacak pozisyonda sizi buraya getiremez. Öyle bir imkan yok. O yüzden gözünüz dört açın. Bu firma dolandırıcı firma. Benim fikrim. Lütfen yorumlara bu işlerden, bu yollardan geçenler yazsınlar. Türkiye'den Almanya'ya kimse laborant ve mekatronik mühendisi birisini eşya taşıyacak şekilde iş sözleşmesi ayarlayarak getiremez. Benim görüşüm bu. Lütfen tersini varsa söyleyin. Arkadaşımıza moral motivasyon olsun. Ama değilse de arkadaşımız kazıklanmasın. Para alıyor bu danışman firmalar arkadaşlar. Evet, okudum. Bunu kapatayım. Sakın 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 paranızı kaptırmayın. Mekatronik mühendisinin öyle şeyle gelme ihtimali yok. Laborantın da öyle gelme ihtimali yok. Bunların hepsi denklik olduktan sonra meslekleri icabı ancak gelebilirler. Yoksa iltica ederek gelebilirler. İlticaların da kabul edilmez. İltica etmek için sebepler olması lazım. PKK'lı veya FETÖ'cü olman lazım. İlticacıları o yüzden bu yollara başvurmamalarını tavsiye ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Dikkat edin güzel kardeşlerim. Sakın paranızı kaptırmayın. Bunu da bu şekilde cevaplandırmak istedim. Bir konu daha var. Konuşmayı aklıma getirdiğim, düşündüğüm. Fırsat kart diye bir şey var biliyorsunuz. Fırsat kartla Almanya'ya gelip iş arayanlar var. Kıymetli dostlar, çok net söylüyorum. Fırsat kartın sizin için hiçbir anlamı yok. Almanya'nın gelir kaynağı olmuş bu fırsat kart. İnsanlar gelsinler, nitelikli insanlar. Turist olarak geçsinler. Paralarını harcasınlar. Dönsünler. Fırsat kartın anlamı şu. Şans kart, fırsat kart hiçbir anlamı yok. Fırsat kart sizin, diyelim ki mühendissiniz, işte mimarsınız, doktorsunuz, şusunuz, busunuz. Gelip Almanya'da kaç ay kalacaksanız o kadar parayı hesabınıza koyup, onu istiyorlar baştan, hesabınızda olması gerekiyor. İş sözleşmeleri alırsanız, bu esnada iş sözleşmeleri alırsanız, çalışma vizesine dönüyor ve kalabiliyorsunuz. Peki sizin iş sözleşmesi almanızı engelleyen durum neydi? Almanya'da banka hesabınıza paranın olmaması mıydı? Bu muydu yani? Bunu bir düşünmek lazım. Sizin başvurularınızı yaptığınız yer Türkiye ya. Türkiye'den bu başvuruları yapıp da bu işleri alamıyorsanız, Almanya'da dolaşırken, gezerken, kalıcı olmayan bir yerde kanaklarken yaptığınız başvurulara nasıl cevap alacaksınız? Almanya bu işi gerçekten berbat yönetiyor. Olayın içi şu. Onların hayali şu. Buradasınız, geldiniz, başvuru yaptınız. Sizde firma görüşmeye çağırdı. Ertesi güne hemen randevu verdik. Hemen burada olduğunuz için görüşebildiniz. Amaçlanan şey bu. Size firma randevuyu 2 güne, 3 güne sonraya vermez. Size firma der ki, işte ne der? Haftaya eğer ki ciddiyse görüşme, önce bir görüntülü görüşme yapar. Görüntülü görüşme yaptıktan sonra der ki, ciddi bir adaysınız bizim için. Ne zaman görüşebilir yüz yüze diyebilir. Siz dersiniz ki işte vizeye başvuracağım şu bu falan. İşte bu vizeye başvurma süreci uzun olduğu için sizin şansınız bu noktada azalabilir. Hem ben hem de eşim iş görüşmelerini tamamen online tamamladık. Online olarak bizi işe aldılar. Eşim tek görüşmeyle girdi hatta. Ben bir defa görüştüm. Bir de direktörle görüştüm. Direktörle görüştüm. Bir de onun direktörüyle, yöneticisiyle görüştüm. İki görüşme ama bunlar ofiste olmadı. Şimdi fırsat kart denilen kart kime yarar? Onun cevabını verelim. Bu adamlar da gerizekalı değil. Siz diyelim ki
hangi kaynak ustasısınız veya şanzımancısınız, spesifik örnekler veriyorum, o zaman sizin görüşmenizi ondan yapıp da sizi işe alacak değiller. Ne için bu fırsat kart işe yarar o zaman? Adamlar derse ki sen gel buraya, biz seninle bir iş üzerinde bir bakalım, bir test edelim seni. İşte bir iki gün bir bakalım, ondan sonra karar vereceğiz, senin için uygun mu? O zaman işte fırsat kart işe yarar arkadaşlar. Mesleğinizi burada pratik olarak gösterip de işe girebileceğiniz işlerde işe yarar fırsat kart. Hemen gidip atlamayın fırsat karta. Yazık oluyor paranıza, zamanınıza. Bir hanımefendi yazmıştı YouTube'da. Oğlu mühendismiş. Fırsat kart da gelmiş. 2,5 ayı kalmış. İş arıyormuş. Abi zaten Türkiye'deyken bulamadığın işi Almanya'ya girip de bulma şansın yok. Senin şansını artıracak tek şey Almancaydı. Bir trik daha vereyim mühendis arkadaşlar için. İş başvurusu yaparken konumunuzu Almanya yapın. Sahtekarlığa girer mi? Sizin tercihiniz. Ama ben yapardım. Kimsenin zarar görmeyeceği bir sahtekarlık bence. Bunu şunun için yapıyoruz. Sizi Türkiye'den gelemez bu, Türkiye'den başvuruyor diye bazı filtreler olabilir. O filtrelere takılıp elemesinler diye. Benim tavsiyem bu. Türkiye'den başvuranlar konumunu Almanya yapsınlar. Bir adres sallasınlar orada. Yeter ki görüşmeye çağırdığımız zaman bu ada gelebilir mi'nin sorusunun cevabını vermiş olun. Çağırmıyorlar. Mühendisseniz yüz yüze görüşmüyorsunuz bile. Hep online oldu bizim. Yani eğer ki online olmayacaksa, ben şu anda Türkiye'deyim. Vize süreçlerimi tamamladıktan sonra hemen size görüşmeye geleceğim diyebilirsiniz. Çok kalifiye bir insansanız beklerler. Kalifiye değilseniz zaten size elerler. Almancanız çok iyiyse beklerler. Bunu söylüyorum size. Bunu sallamadığımı şimdi örneğini söyleyeceğim. Ben BSH'da çalışıyordum. Çok kalifiyeymiş gibi kendimi göstereyim biraz. BSH Türkiye'de 3 yıl çalıştım. Güzel başarılar elde ettim. Firmamı gerçekten, fabrikamı kâra geçirecek, makine başına 4-5 euroluk avantaj sağlatacak şekilde proje yaptım arkadaşlar. 1.7-1.8 milyon euro bir yıllık bu yaptığım değişiklikle, projeyle firmam kazanç sağladı. Başvuru yaptım. Almanya'dan da istediler. Yöneticimle papaz olduk hatta. Boş veren o tafsilatını. Beni korona pandemisinden dolayı vize başvurularımız askıya alındığında tam 6 ay beklediler. 6 ay. 6 ay beklemekle kalmadılar. Evde tutmuştum. Bir ay evvel gelip evde tutmuştum. O evin de kirasını tamamen ödediler 6 ay boyunca. Siz eğer bir işe tamam dediyseniz, onlar da size tamam dediyse, iş yeri güvenilir, siz de sağlam karakterli bir insansanız, daha doğrusu nitelikli biriyseniz aynı zamanda, sizi mutlaka ve mutlaka beklerler. Bir ay, iki ay şey yapmayın. Ama siz eğer herhangi bir adaysanız, elenebilecek bir adaysanız, siz zaten elerler. Elerler. Fırsat kartla bunun şansını artıramazsınız. Ne diyorum? İnşaat ustasısınızdır. İnşaat teknikerisinizdir. Araç teknikerisinizdir. Veya manuel, işte sağlık sektöründe ne olabilir bunun örneği, bilemedim şimdi. Bu gibi kaynak ustasısınızdır, tamircisinizdir, bu işlerden anlıyorsunuzdur. O zaman o özelliklerinizi yerinde gösterebilme için bu fırsat var. Fırsat kartı bunun için fırsat kartı. Lütfen bunu iyi anlayın. Kendinize bu bir şansmış gibi düşünüp de paralarınızı, yazık, hem umutlarınızı hem de paralarınızı harcamayın. Ona yatıracağınızı Almanca'ya yatırın, Almanca öğrenin. Mobilyalar geldi arkadaşlar. Abin çekmeyeyim de. Belki istemez. Yukarıya yıkıyoruz şimdi hepsini. Daha sonra kurulum ekibi için araştırma yapıyorum hala. Birini bulamadım. Birini bulunca kuracağız, kurduracağız inşallah. XX Lot pişmanlıktır. Bir daha almayı düşünmüyorum buradan bir şey ama. Yine de siz böyle bir şeyler yaşarsanız firmayı arayın, aldığınız yere gidin, görüşün, zorlayın yani. Yoksa bir ay atacaklardı bizim randevuyu neredeyse. Sizlerden sorular gelmeye devam ediyor. Şimdi o soruyu bir yandan da cevaplandırmaya çalışacağım.
soruyu görüyorsunuz. Aleykümselam. Arkadaşımız tıbbi, ben ön lisans elektronik teknolojisi ve tıbbi sekreterlik mezunuyum demiş. Eşim de hemşire demiş. Onlar da Almanya'ya gelmek istiyorlar. 21 aylık kızımız ve 6 aylık oğlumuza bu zorlu süreci onlarla beraber yönetmeye çalışıyoruz demiş. Videoda bahsettiğiniz arkadaş tıbbi sekreter olduğunu ve Almanya'da da iş bulabileceğini söylemiş. Arkadaşlar bu benim bir hatam olabilir. Sağlık mezunuyum demiş bu arkadaşımız Onur. Ona tekrardan sordum. Düzelteceğim o bilgiyi. Yazı olarak altında metni göreceksiniz. Bana eğer cevap yazarsa. Tıbbi sekreter olarak ne iş yapabileceğini merak etmiş bu arkadaşımız da. Araştırdığı kadarıyla da C1 derecede Almanca gerekiyormuş. Hastanede doktor yardımcısı olarak çalışabiliyorlarmış. Bunu araştırmış. Ben de bir evvelki hemşire arkadaşımızın eşi ne iş yapacak denklik alınca onu öğreneceğim. Size yazacağım. Merak ettiğin soru bu olduğu için bu şekilde cevap verdim. Üzerine de hemşire olarak yazan bir arkadaşımız daha. Bakın sağlık sektöründe olanlar genelde sağlık sektöründen evlendikleri için ailecek yine buraya gelme şansları daha kuvvetli oluyor. İkisinin de çalışma ihtimali tabii ki yüksek. Sağlık sektörü olunca kapılar açılıyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kendinize iyi bakın. Erdal Bey. Ben de eczaneye geldim. Lütfen bugünkü videoyu izleyin Erdal Bey. Örnek bir ev inceledim, kiralık. Ailenin kalabileceği 3 kişilik bir ev inceledim. Umarım faydalı olacaktır size. Eczanemize geldik. İyi umuyorum, bakalım neredeymiş. İlk defa geliyorum ben de buraya. Bizim Bahnhof yani tren istasyonu burası. Her şey burada merkezi konumda bulunuyor. Rossmann var sol tarafta, siz görmediniz. Önümde Heat diye bir alışveriş merkezi var. Market yani, büyük market. Lidl gibi. Apotek nereymiş ya? Apotek. Heh, burada. Rücken Apotek. Tamam, teşekkür ederim. Google'ı icat edenler sadece oturdukları yerde dua ederek icat etmediler arkadaşlar. Bakın işimize nasıl yarıyor. Google Maps olmasaydı ne yapardık şimdi? Uğraştır. Ona sor, buna sor. O nerede, bu nerede? Bir sürü tantana. Şimdi size eczaneden ilaç nasıl alınıyor? Ne kadar ücret ödeniyor? Bu Ibuflam yazdı diye biliyorum ben. Aynen Ibuflam Akut 400 mg film tablet. Bakalım ne kadar ücret ödeyeceğiz. Beni de görüyorsunuz burada. House Arts Centrum Mark Zeitz'dan aldığımız reçete bu. Artık reçeteler online da oldu, elektronik de oldu. Gidip kartınızı gösterip de alabiliyorsunuz aynı zamanda. Bu herhalde öyle bir şey. Veya kart göstermeden şuraya okutacak alacağız kare kodla. 10 tane tablet var içinde. Ağrı kesici, ateş düşürücü bir şey. Çok da etkili arkadaşlar. 4 euro 5 cent tuttu. Bu ilaçlar biraz nasıl diyeyim size yani, yanlış da anlaşılmasın ama keyfi ilaçlar gibi geliyor. Sağlık sektöründe, sağlık hizmetinde. Antibiyotik olursa onu mesela ücretsiz veriyor eczacılar. Doktor yazıyor, ona ücretsiz alıyorsun. Ama bu gibi ağrı kesici, ateş düşürücüler ücretli oluyor. Ve reçete olmadan da alabiliyorsunuz. Ben reçete yanımdaydı, onu götürdüm yine de. Tam 4 dakikam var. İşi bitirip oğlanı almaya gitmeye. Bugün Zeynep'i almayı unuttum. O aradı beni. Gittim aldım. Abi 15 dakika beklettim kızımı. Büyük bir kusur. Bir daha olmaması lazım. İşim çoktu. Aklım karıştı. Zeynep'in saatine bile baktım. Ama almayı unuttum. Tam öğle arasında. Diğer toplantım başlayacaktı. Kahvaltı yalan oldu.
kahvaltıyı toplantı esnasında yedim valla. Çok yoğun günler geçiyor. Ama çocukların yeni yerden gelmeleri çok zor. Zeynep'in özellikle okuldan gelmesi imkansız. Çok ufak. Çok güzel. Bu kararı ben verdiğim için buraya taşınmayı Zeynep'i mağdur edemeyiz. O yüzden geç kalmak lüksümüz yoktur. Götürdün mü kızım çamaşırları? Bu akşam bir de Zeynep'in antrenmanı var. Ona gideceğiz. Saat 5'te. 5'ten 7.30'a kadar. Pardon. 5.30'dan 7'ye kadar. Düşünün bak. İşe gittim. İşten geldim. Sabah çocukları bıraktım. Şimdi aldım. 4 posta. Bir de akşam antrenmana götüreceğim. 6 defa çıkmışım evden. Akşam ne yiyeceğimiz de belli değil. Sunay'a da çok güzel. Ne yapacağız bakalım bu akşam? Çamaşırlar bitti, bulaşıklar bitti, çamaşırlar bitti. Zeynep'ten iş paylaşımı yaptık. Katlanan çamaşırları yerlerine götürdük. Beni bulaşıklara boşalttım. Artık çıkabilirim. İyi yaptın canım. Artık çıkabilirim. Saatimiz kaçmış bakalım? 14.52. Tam 10 dakikada gidiyorum. Muhammed çıkar beni arar vardığım gibi. Hadi bakalım ben kamerayı diğer tarafa çevireyim. Siz de yolu izleyin. Ayda bir gün böyle yoğun oluyorum. Çünkü planlama toplantısı, üstüne geçtiğimiz sprintin, yani geçtiğimiz 4 haftanın yapılan işleri, onları değerlendiriyoruz. Sabahleyin onları değerlendirme vardı. Öğleden sonra da önümüzdeki 4 hafta yapacağımız işler vardı. Bir de yaz, bir de günler sene sonuna doğru şey olduğu için, tatiller çok olduğu için, o yüzden dolayı da 9 haftalık bir plan yaptık. Hem o uzun sürdü. Hadi geç artık, hadi. Ne kadar yavaş geliyorsun. Önüme düşecek şimdi bir de. Ama canımız sağ olsun. İşimiz var ya, çok şükür. İşimin olmadığı zamanlar da oldu. Bir gün iş yerindeyim. Raylı sistemler üzerine çalışıyorum arkadaşlar. İspanyol bir firmadayım. Türkiye'de çalışıyorum. İşlere o kadar güzel alıştım, öğrendim. Ekibi güzel koordine ediyorum. Yapmam gerekenleri iyi yapıyorum. İspanya'dan bir ekip geldi. Konya-Ankara arasındaki raylı sistem hattının makas araları ısıtıcılarını, makas geçişlerinin ısıtıcılarını yapmıştık. Kışın donmasın, makaslar sağa sola hareket ederken dondan dolayı engellenmesin diye ısıtıcı sistemleri yapıyorduk. Onları da tabii ki kontrol sistemiyle beraber, PLC sistemiyle beraber kontrol ediyorduk. 5 dereceden sonra artık çalışmasın gibisinden, 1 dereceden aşağıda çalışmaya başlasın gibi. Öyle bir sistem. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na işi teslim edeceğimiz gün İspanya'dan arkadaşlar da geldi, yöneticiler. Tam teslim edeceğimiz gün bilgisayar kafayı yedi. Bildiğiniz sahanın içerisindeyiz. Sahanın hemen kenarında kontrol odasındayız. Bilgisayar çalışmıyor böyle. Yani sistem kaybolmuş. Testi yapacağız, yapamıyoruz.
ertesi gün biz bunu hallederiz diyerek onları hemen kısa yoldan bir de yemek yedik beraber gönderdik. Ta diğer kontrol merkezine gidip oradaki sistemi o zamanın şartlarında işte 2014 olabilir, 13 olabilir. Sistemi tamamen kopyalamıştım kendime. Getirdim bu bilgisayarlara kurdum. Ne IT bilgim var ne böyle derin bir bilgim var. Getirdim onu bilgisayarlara kurdum. O zaman da her şey YouTube'dan öğrenilmiyordu. Böyle hatırladığım kadarıyla. Ertesi gün sistemi çalıştırabildik çok çok şükür. İspanyol yöneticiler o kadar mutlu oldular ki mahcup olmadığımızdan dolayı. O anda o pratikliği gösterebilmiştim. Devamında güzel şeyler duymanın ötesinde güzel fikirleri de oldu benimle ilgili. Fakat Türkiye'de yine bir Türk yönetici tabii ki. Başka bir zaman, başka bir olaydan dolayı artık sebebin ne olduğunu tam bilmiyorum. Seninle çalışmaya devam edemeyeceğiz Furkan. Şöyle böyle dediler. Geldim böyle Türkiye'de bir yönetici, kendi yöneticim, bir de onun yöneticisi buluştuk. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir şeyler söylüyorlar böyle. İşte kapasite azaltmaya gitmemiz gerekiyor falan filan. Ama biliyorum ki benim bir üst yöneticim mühendis değildi. Türkiye'de teknik bir lise okumuştu. Sonra parayla okunan okullardan bir tanesinde Amerika'da bir eğitim almıştı. Ağzı çok iyi laf yapıyordu. Benim önümü kesti. Çünkü mühendisliğe uygun olmayan işler yapıyordu. Ben onu fark ediyordum. Onu fark ettiğimi o da fark etti. Benden anlaşamayacağını anladı. Ondan sonra kuyumu kazdı. Muhammed doğmuştu. Muhammed 2 yaşındaydı. Zeynep 1 yaşındaydı. O gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Eve kara kara döndüm. 3-5 kuruş bir şey yatıracaklarını söylediler. Hemen işten çıkarıldığım için. Haksız yere, yani daha doğrusu ben istemeden. Onlar çıkardığı için üstüne bir de para yatırıyorlar biliyorsunuz. İhbar tazminatı diyorlar. Ama hem bir oğlum var, hem bir kızım var ufak. Sümeyye daha çalışmıyordu. Ne yaparım ben, nasıl geçinirim? Böyle bir endişeye büründüm. Üsküdar'da çalışıyorduk. Evimiz de Üsküdar'daydı. Eve doğru giderken kara kara düşündüğümü, işsiz kalmanın vermiş olduğu ağır yükü omuzlarımda sonuna kadar hissettim. Mezun olmuştum. Daha evvel Mercedes-Benz'de çalışmıştım. Öğrenciliğin son yılıydı. Oradaki tecrübe çok güzeldi. İş hayatımı çok sevmiştim. Daha sonra daha iyi şartlar çalışmak için başka bir firmaya geçmiştim. Orada devam etme şansım da olmamıştı Mercedes-Benz'de. O uzun dönem stajın yanında. Orada da maaş alıyordum. Ama ilk ciddi iş deneyimimdi bu. Böyle bir tecrübeyle karşılaştım. İlk ciddi iş deneyimimde. Ve gerçekten çok 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 üzülmüştüm. Bir insanın işsiz kalması, işten çıkarıldığını öğrenmesi, hele bir de hayatın daha başındaysa, hazırlıksızsa, arkasında güçlü bir yapı yoksa çok üzücü, çok zor. Gel zaman, git zaman başka şeyler oldu, başka işler oldu. Çalışmaya bir devam ettik ama işten çıkarılmayı, işsiz kalmayı çok iyi bilirim arkadaşlar. Kimse yaşamasın. Kimse yaşamasın. O kadar kötü bir şey ki. 24 yaşındaydım. Şimdi buradayız çok şükür. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz ama tabii ki hiç pes etmedik. Mücadeleye hep devam ettik. Daha iyi olsun istedik. Küsmedik. Motivasyonumuzu her zaman yaptığımız işe ve geleceğimize yönelik iyileştirmelere adadık. Geleceğimiz her zaman olmayabiliyor ama ailemiz her zaman var, çocuklarımız her zaman var. O yüzden işimize sahip çıkıyoruz. İşinize size sahip çıkıyorsunuzdur. Biliyorsunuz en önemlisi sağlık, ondan sonra iş. Bazılarınız belki kızar, belki anlar ama eşinle belki bir gün sabah uyandığında yan yana olmayabilirsin. Ama işin olmazsa yaşayamazsın. İşin varsa tekrar toparlanabilirsin. Ölüm olur, ayrılık olur. Eşinden ayrıl, işinden ayrılma. Gerçekten bu böyle. Çünkü hayat devam ediyor. Seni çıkartabilirler, sen beğenmeyebilirsin. Bir şeyler olur. Ama illaki iş, illaki iş. Biz tabii kendi işimizi kurmayı henüz başaramadık. Bu benim içimde kalan bir ukdedir. Ve ben ukdelerle ölmek istemiyorum. O yüzden Almanya'da kalıcı oturum iznimi de almışken seneye de vatandaşlığımıza başvuracağız inşallah. Kendi işimi mutlaka ve mutlaka kurma hedefim var. Bunu nasıl şekilde yapacağım? Hangi yöntemleri uygulayacağım? Henüz
düşünme aşamasındayım, kurgu aşamasındayım. Kendi mesleğimle ilgili bir şeyler yapmak çok istiyorum. Türkiye'deyken Arçelik'te ve BSH'da çamaşır makinesi ürettiğimizde kablo demetleri üreten bir firmayla tanıştım. İşim gereği onlarla gidip geliyordum. Yaptıkları projeleri, bize yaptıkları projeleri yerinde de gördüğümüz zamanlar oldu. Onların bizi ziyaret ettiği, bizim onların üretim hatlarını ziyaret ettiğimiz zamanlar oldu. Beni en çok heyecanlandıran kısım bir orasıydı. Bildiğiniz çamaşır makinesinin kablolarını biz tasarlıyoruz. Onlar da üretiyorlar. Üretim makineleri var. Hepsi orada üretiliyor. Eski sistemlerde ellerinde manuel üretiyorlardı. Ama tıkır 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 çok güzel işleyen bir sistem. O zamana kadarki süreç tabii ki en zoru. Makine alması kolay ama bağlantıları sağlaması çok zor. Ne bağlantısı derseniz, BSH iş yapabilme bağlantısı ya da Arçelik iş yapabilme bağlantısı. Çok hoşuma gidiyordu yaptıkları iş. Nasıl diyordum, bunlar yapmışlar, bizim firmalarla anlaşmışlar, ne kadar güzel iş falan diyordum. Daha sonra Avusturya Ziegendorf'a gittim. Orada da bizim elektronik kart tedarikçimiz vardı. Size bahsettim ya bir projeden. Makine başı 5 euro kazandırdığım bir proje vardı. Onun başarısı sayesinde dikkat çekici oldum ve Almanya'ya transfer oldum diye. O makinenin, o projenin kapsamında Melex diye bir firma vardı bizim elektronik tedarikçimiz. Ziegendorf'ta, Avusturya'da onları ziyarete gittim. Üretim hatlarını gezdim. Elektronik kartların üzerine komponentleri nasıl yerleştirdiklerini makinelerle bir gözlemledim. Çok hoşuma gitti yine aynı şekilde. İhtiyaca göre makineler çalışıyor. Ama şunu da öğrendim. Her sektörde, yapılan her üretim işinde esas konu ana firmayı bağlayabilmek. Senden o ürünleri almalarını sağlayabilmek. BSH'da bu 3 yıl sürüyordu. Bir sürü audit yapıyorduk. Satın alma bu işleri yapıyordu. Biz de bazen dahil oluyorduk ama takip ediyorduk. 3 yıl bil fiil o firma kendini kanıtlamak zorunda. Yaptığı üretim sistemleri, kalite sistemleri bizim BSH'ın kalite sistemlerine uymak zorundaydı. Schneider Elektrik'te şimdi aynı şeyler geçerli. Dolayısıyla en önemli şey standartlara uyabilmek. BSH'ın kendi standartları vardı o zaman. Bugün hangi firmaya üretim yapacaksan onun kendi standartı var. Yeter ki bağlantıları kur, yapılacaklar kolay yapılır. Sonrası gayet güzel. Hikayesi, hayali bile güzel. Mesleğimin dışında da çok enteresan gelecek size belki ama yeme içme üzerine bir çorbacı olsun, güzel bir kuzu üzerine bir restoran olsun açmayı isterdim. Onu tabii ki hobi olarak düşünüyorum. Öyle çok dedike değilim yani o işe. Ama kendi evde pişirdiğim gibi insanlara lezzetli bir şeyler yedirmeyi, öyle para kazanmayı da çok isterdim. Onu belki ileride durumumuz çok daha iyi müsait olursa hayata geçirebiliriz. Evet, 15.03'te geldik. Muhammed daha çıkmamış. Biraz bekleyeceğiz. Geç kalmayalım da erken gelmemiz sorun değil. İşimize devam ederiz buradan. Ben bakıyorum işlerime. Hadi bakalım. Görüşmek üzere şimdi sizlere. Muhammed'i beklerken bir konuya daha açıklık getireyim. Arabayı kazalı nasıl aldığımı, bunu nasıl yapabileceğimi soranlar olmuş. Avantaj olarak görenler olur bu işi. O yüzden şimdi ekranımı paylaşarak yan tarafta sizlere gösteriyorum arkadaşlar. İndirmeniz gereken bir uygulama var. Mobil.de. Mobil.de uygulamasını indirin. İçine girin. Daha sonra arama kriterlerine, Suchen kısmına bastıktan sonra arama kriterlerine, en son aradığım araba Mercedes-Benz S-Class mesela. Aşağı iniyorsunuz. 4000 Euro'dan fazla diye belirtmişim. Bunu kaldıralım.
Hangi yıldan itibaren oldu burada yazıyor. Almanca ile uğraşmamanız için ben hızlıca söylüyorum. 2006 yılından sonrakiler için bakıyorum ben. Kilometreyi de 225 binden sonra yapmışım. Onu da kaldıralım. Bir örnek paylaşım olsun. Kaç beygir olduğunu da buradan sıfırladım. Yakıt türünü buradan seçmeme gerek yok. Almanya'dan seçmeme yine gerek yok. Ben herhangi bir yerde olabilir diyorum. Onu da seçtik. Şimdi diğer filtrelere göz atıyoruz. Diğer filtreler diğer filtrelerin içerisinden bakın hızlıca şurada göstereyim. Bu uygulamayı kullananlar pratik kullansınlar diye. Oturma sayısı yani araba kaç kişilik? 7 kişiliğe kadar var. Kapı sayısı işte kabriyolar şunlar bunlar kapıları şey ya 3 kapı 5 kapı gibi. İstiyorsanız böyle seçenekler seçebilirsiniz. Arabanın tipi de kabriyo, ufak araba, kombi araba bizim araba gibi, limuzin yani sedan araba. Sedan arabaya limuzin derler. Kupe araba, SUV, van dediğinizde şey, şaran falan onları biliyorsunuz minibüs. Bir de diğerleri var. Biz bunları seçmiyoruz artık. Bunları gördünüz. Adaptive Fahrwerk şey, adaptif süspansiyon, airbagler. Ne kadar kaç kiloya kadar çekme kuvveti vardır seçeneği var. Çekici arabalarda var ya burada. Arkasına anhänger kupplung yani çekidemiri bağlarsınız. Şu camı bir açayım çok sıcak oldu. Çekidemiri bağlarsınız, arabalar çekersiniz onun seçeneği. Falan filan bir sürü şey var. Artık diğerlerine bakarsınız. Ekstralar şunlar bunlar. Şimdi ben şuraya Frei Ausstattung suche. Yani buraya siz ne yazarsanız arabanın bir özelliği ile ilgili onu filtreler. Mesela ne diyelim? Hagelschaden diyelim. Yani dolu hasarı, tamam mı? Sadece Hagel yazıyorum. Burada sadece dolu hasarlı arabalar çıkacak. Tamam dedim. Bir tane S-Class çıktı. S-Class seçtik ya. Biz bu S-Class değil de hepsi içerisinden seçelim. 585 tane araba çıktı. Açalım. Şöyle gözümüze hoş gelen bir tanesini seçeceğiz hızlıca. Mesela. BMW 320 dizel. Hemen giriyorum. Bu araba 2015 modelmiş. Dizelmiş, 4 çekermiş, xenon far, navigasyon ve otomatik vitesmiş. Hemen özelliklere iniyorum aşağıya. Size göstereceğim. Filtrelediğimiz şeyi göreceğiz. 267 bin kilometredeymiş. 320 PS. Bunun gücünü artırmışlar. Bakalım özelliklerde Leichter Hagel yazıyor. Görüyor musunuz? Yani hafif dolu hasarı. İşte bu araba 8000 euro. Özellik olarak böyle. Şimdi bir tane daha seçelim. Şöyle hoşumuza giden modellerden. Hadi Mercedes diye seçeyim. Ya da BMW mi desem? BMW diyeyim. Bir tane de Mercedes ekleyelim. Tamam. Hadi bir de Audi ekleyelim. Sizi mi kıracağım? 125 tane araba var. Mercedes-Benz S500. Hagel diyor. Yukarıya hemen ilk başa yazmış. Burada yalancılık yapmanın suçu. Hani Arabistan'da hırsızlıkların eli kesiliyor ya. Burada da yalan beyan edip de arabayı satarsanız başınıza bela olur arkadaşlar. O yüzden arabayı doğru şekilde beyan edip satmanız lazım. Yoksa siz bir galeriyseniz bütün arabayı geri almanız lazım. Bir sürü problem. Bir saniye. Artık şuraya koyayım. Beni çekiyor nasılsa. Siz yan taraftan takip edin. Evet. Bu Mercedes-Benz'in içine girdik. S500. 2000 kaç model bu? 2006 model 138 bin kilometrede 387 PS. Bakın araba mükemmel. Kilometresi de çok iyi. Sadece 10 bin euro. Neden 10 bin euro? Kıyas ederiz yine bakarız. Çünkü dolu hasarı var. Sizin için dolu hasarı problem mi? Değil. Gidersiniz Türkiye'ye bununla. Tık 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 dolu hasarını tamir ettirirsiniz. Görüyor musunuz dolu hasarını? Ekran kaydı yapıyorum ya siz görün diye. Bakın bunlar Türkiye'de yaparlar. Ne kadar yaparlar? İşte onu hesaplarsınız.
Bu arabayı alıp almamaya öyle karar verirsiniz. Hem boyalı olmamış olur. Sonradan dolu hasarlı yazmanıza da gerek yok. Hiç de belli olmaz. Gayet güzel. Şimdi ben size bu arabanın bir özelliklerini okuyalım. Bir de hasarsız olanın 140 bin kilometrede 2000 kaç modelde bu? 2006 modelini bulup fiyatına bakalım. Bakalım değiyor mu? Önce özellikler. Arabamız dolu hasarlıdır. S500 Designo Mystic Blau diyor. Hemen şu içine bir bakalım. İç görüntüsüne bakalım. Designo dediyse tasarımı güzeldir. İçi böyle. Koltukları biraz yıpranmış. 138 bin kilometreye göre koltukları yıpranmış. Bu arabayı eliyorum. İçime sinmeyen şeyler var. Devam ediyorum. Audi Q7. Audi Q7'ye bakalım. 35.900 euro. Acaba dolu hasarı var mı? Ne yazmışlar? Araç 218 beygirdir. İyi durumdadır. Garaj arabasıdır. Uzun yolda kullanılmıştır. Otobanda 8 airbag'dir diyor herhalde. Nicht Raucher Fahrzeug. Sigara içilmemiş bir arabadır. Birazcık ufak bir dolu hasarı vardır. Sürüşe problem yaratmıyor. Günlük kullanılabiliyor demiş. Hemen özelliklerine bir gidelim. Sonra benzer bir arabayı bulacağız. Kaç model? 2016 model Eylül. 113 bin kilometrede. Burada yeşille dolu barı görüyorsunuz ya. Bu aslında bayağı pazarlığa açık demek. 35.900 bu araba için biraz pahalı. Yani siz bu arabayı 33 bin euro falan alabilirsiniz normalde. Şimdi içine bakalım. Hızlıca. Jantlar falan çok hoşuma gitti. İçi de güzel. Jantları gösterecek bir fotoğraf daha var mı dışarıdan diye bakıyorum da. Şöyle yaklaştırayım. Siyah jantlar çok sportif görünüyor. Tamam, biz bir örnek bakıyoruz. O kadar kasmaya gerek yok. Q7 2016 model 113 bin kilometrede. Bakın 35.900. Şimdi gidiyorum. Filtreleri sıfırlayacağım. Evet, nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Tamam. Filtreleri sıfırladım. Audi Q7. Buradan bulamayabiliyorum her zaman. Şöyle yapayım. Q7. 2016 modeldi. 113 bin kilometredeydi. 2016, 2017 diyelim. Kilometresine de 101 bin, 130 bin arası diyelim. 75 tane düştü. İlk ilan 102 bin kilometrede 44.900, pahalı. Yine bakın aynı seviyede Fairer Price dediği yerde 44 bin euro aynı araba. Görüyor musunuz? 44 bin euro. Quattro, Pano, S-Line. İçerisindeki özelliklerden bir miktar farklılık gösterebilir. 39.900 var. Biz en ucuzunu seçelim. O da kazalı falan olabilir tabii ki en ucuzu. 27.900. Bir şeyler olabiliyor yani sonradan. Bu mesela çok ucuz. Neden bilmiyorum. 29.000, 29.000, 40.000, onlar geç. 29.000, onlar sponsorlu. Mesela şu 29.000 İtalya'daymış. İtalya'dan da alabilirsiniz. Ama biz galeriden bakalım, garantili olsun. Mesela bu galeridenmiş, 2017 model, e-tron Quattro diyor, boşver e-tron'u. 34.000. Ama bunun jantları falan hiç yok gördüğünüz gibi. 33.490. 218 PS'di ya bizimki de. Bunun bakalım. Mesela kazasız değil bu. Bu kazalı. Kazasız olursa unfallfrei kazasız demek. Unfall kaza, unfallfrei kazasız oluyor. Bu araba mesela kazalı 110.000'de. Ne kazasıyla olduğuna dair bir bilgi var mı? Diyor ki birinci elden Audi'de hep bakımları eksiksiz tamamlanmış diyor. Sigara içilmemiş diyor. Başka bir bilgi yok.
Başka yok. Kazasız. Kazasızı işte bulamıyorsun. Dolu hasarlı 35'i alıp o kazasız işte o araba. Gayet avantaj elde edebilirsin. Benim tahminim dolu hasar kaça yapılır? İşçilik. Belki 30 bin ila 50 bin arasında öyle büyük bir dolu hasarı tamir edilebilir. Yani 1000 euroya kadar. Değebilir. Değebilir. Mesela dolu hasarlı araştırdık ya. Dolu hasarlı araştırmamıza bir de yüksek fiyatlardan bakalım. Daha düşük. Çok daha fazla değer kaybı yaşamış olsun. Amacımız en çok karı nerede edebileceğiz, elde edebileceğiz diye bakıyoruz. Tabii o kadar bütçemiz yok ama yine de böyle bir deneme yapalım. Niye dolu hasarlı diye bakıyorum? Çünkü yollara gitmesine engel olan bir durum yok. Ama o şekilde de satılırken çok değer kaybı oluyor. Biraz burada kurnazlık yapıyoruz yani. Kafayı çalıştırıyoruz. Şimdi şurada Frey Alstatung neredeydi? Heh, şurada. Hagel diyorum. 518 ilan. En pahalısını açıyorum. En yüksek fiyatlı ilk önce. Onu seçiyorum. Volkswagen T6. 76.990 diyor. Bunda dolu hasarım varmış. Daha 0 kilometre. Yanlış mı yazdılar acaba? Bu yanlış yazılmış olabilir. Bir yerinde yanlışlıkla Hagel yazdıysa. Geç. Bu Hagel bunların modellerinden bir tanesine geçiyor kesin. Heh. 2024 Maserati Modena. Tamam aradığım iki tane araba geldi. Tamam bir Mercedes GL400. Bir de Maserati çıktı. Önce Maserati'ye bakalım. Grikale diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? 21 inç jantlar. 360 kamera varmış. Panorama varmış. Yani panorama dah. Üstü janta varmış komple. Okuyalım. Daha 100 kilometre de. Araba bedava yalnız 64 bine. Bir okuyalım özelliklerini. Dış rengi, iç rengi onları söylemiş. Onları anlamadığım için hızlı geçiyorum. Bizim oğlan gelmek üzere. Bu ekran üzerinde arama yapamıyorum. O yüzden Hager'i de bulamadım. Bunu geçiyorum. Gözümle hızlıca bakıyorum. Çok zaman kaybetmemek için. GL400. Buna bir bakalım. Gerçi burada Hager yazıyordu. Fotoğraflara bakalım direkt. Hager olan yeri belki işaretlemiştir. Görelim diye. O içi çok güzelmiş. Belli olmuyor ki. Ha belli oluyor. Bakın. Nokta 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 Hageller var. Tamam dolu hasarlı bu araba. 0 64.980 euro. Maserati Grikale. Bakacağız şimdi. Araba da bayağı doluya benziyor. Şimdi buradan çıkacağız. Hemen sıfırlayacağız. Tamam sıfırladık. Maserati. Maserati'ye de bayılırım. Grikale. Seçtim. Zaten çok ilan yok. 6000 kilometredeki olanı 89.000 euro. 10.000 kilometrede olan 94.000 euro. Adam 64.000 euroya satıyordu. Unutmayın. 84.000 euro. Tabii siz Maserati ile giderseniz size 30.000 lira değil de 50.000 60.000 lira fiyat çıkartabilirler. Önden anlaşın. Tanıdık bir yer olsun. 90.000, 80.000. Görüyor musunuz? Grikale. Ben o arabaya bir daha bakacağım. Özellikleri nasıldı? Şuraya hemen Frey Alstatunka Hagel yazarsak tek araba kalacak zaten. Modena. Modena modeliymiş. Hemen Modena modelini seçeceğim. Tekrar. Tam merak ediyorum. Modena'yı bulacağım. Şu Modena. 90.000 euro. 25.000 euro fark var. Hem de o 100 kilometrede bu 6.000 kilometrede.
Bizim oğlan gelecek şimdi. Kapıyı açalım. Modena, Modena, Modena. Bu da 85 bin euro. 8 bin kilometrede. Bak 8 bin kilometre ile 0 kilometre arasında dağlar kadar fark var. Arabayı aldın. 110-120 bin kilometreden eurodan. Burada çünkü öyle bir fiyat daha vardı. Bu 135 bin euroymuş 0 kilometresi. Başka Modena var mı? Müthiş düşer yani fiyatlar. 116.100 kilometre mesela 0. Ama bu işte hibrit mibrit bir şeyler ıvır zıvır var. Yani o gösterdiğim arabada işte bu. 96.800 euro sıfırı, 66.000 euro, 65.000 euro sadece 100 kilometrede. Arada 30.000 euro fark var. Ben de arabayı 33.000 euroya aldım. 52.000 euroydu arkadaşlar. Aynı kilometre, aynı model yılı. Benim araba kadar dolu araba da yoktur böyle baktığın zaman ilanlarda. Koltuk ısıtması, soğutması aynı anda, hayalet ekran, deri koltuk. Bunlardan mesela hayalet ekran olmayabiliyor, soğutma olmayabiliyor. Benimkinde de cam tavan yok. İşte böyle. O arabayı size aldırayım. Varsa durumu olanlar o arabayı alsınlar. Çok kâr ederler. Güzel arabaya binersiniz. Biraz inceleyelim ya. Bundan sonrası keyfe girer. Atlayın videoyu. Nerede bu? Ha gel. O arabayı biraz inceleyeceğim. 330 PS. Bakayım. Ağırlığı kaç? Maserati. Greyhound. Modena. 330 PS. İtalyan arabası ya. İtalyanlar CV yazar. Şuradan girelim. Yakıt tüketimi 9 litreymiş. 240 son hızı varmış. 0-100 5.3. 2 litre. Düz motor. 4 çeker. 1900 kilo. Bu araba da 1900 kilo. Ama o biraz daha yüksek. 2022'de başlamış zaten üretime. Yani o kadar güzel ki. Şeyleri falan çok güzel. Fren kaliperleri kırmızı kırmızı Brembo. Doğru okuyabiliyorsam. Maserati yazıyor direkt. Brembo değil. Modena, İtalya'da bir şehir. Modena ismi koymuşlar arabaya. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Zaten şu önündeki işaret bile çok güzel görünüyor. Arabacılar, sizin için bir içerik çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Neredeymiş bu araba? Sadece 100 kilometrede. Arabayı sattıkları zaman doluda kalmış. Ama baksana hiç oturulmamış koltuklara. Tövbe estağfurullah. Nasıl arabaymış ya? Full cam tavan. Müthiş ferah. Bende ufak bir hareketlenme oldu arkadaşlar. Neredesin lan sen? Münih'te. Galeride mi bu? Galeri. 18 yıllık galeri. Millet pek önermemiş. %65 önerilmiş galeri. Deutsch English Romana. Belliydi zaten. UNESCO. Romanya ismi. Benim bu arabayı aldığım gibi bir şey yani. Kore'ye söyleyeyim de şu arabayı bir gidip görsün. Böyle işte. Arabalara bakıyoruz sonra kafayı yiyoruz. Neredesin WhatsApp? Şu arabaya git bir bak, git bir bak.
İşte böyle. Kazalı arabalar böyle aranır, böyle bulunur. Fiyat avantajına göre tercih meselesi. Benim arabayı alıp da satma şeyim olmuyor pek. Kullanıyorum. Onunla beraber yaşlanıyorum. Çünkü Almanya'da araba almanın sonu yok. Aldırın arabayı. Değer kaybını düşünmen lazım. Sıfır aldıysan çok değer kaybı oluyor. İkinci el aldıysan, yaşlı alırsan ucuz oluyor. Ben bu arabayı 51 bin, 52 bin euroya alabilirdim o dönemde. 2 yaşındaydı. Sıfır satış fiyatı 86 bin euroydu bu arabanın. Sıfır satışından ikinci el 2 yaşına kadarki sürede araba 34 bin euro kaybetmiş. 34 bin euro 2 senede kaybetmiş. Aylık ne kadar kaybetmiş biliyor musunuz? Hemen 24'e böldüm. 1500 euro aylık kaybetmiş. Yani sürekli 1500 her ay kullandığın yerde, zaten araba 30 bin kilometreydi. Yani 15 bin kilometre kullanmış senelik. Kaybetmiş. Şimdi bu arabayı tercih etmek için zengin oğlu zengin olman lazım. Para hiç düşünmemen lazım. Çalışırken birilerine itaat etmemen lazım. Patron olman lazım. O yüzden bana öyle sıfır arabalar denk gelmiyor. Kafama yatmıyor. Ama hayaldir, hevestir. Dünyaya bir kere geliyoruz. Bir tane sıfır arabamız olsun deriz. Ben onu da aldım arkadaşlar. Türkiye'de Volkswagen Passat aldım 2013 yılında sıfır. 1.4. Hadi oğlum neredesin ya? 1.4 Passat aldım. TSI, Exclusive. Çok güzeldi, kara meşe. Bayılıyordum onu kullanmaya. Sıfır arabanın tadı farklı. Belki yine alırız arkadaşlar. Sıfır araba burada problem değil. Ben sonradan oluşan değer kaybına uyuz olduğum için satamıyorum aldıktan sonra. Eğer satmamaya karar verdiğim bir arabayı alırsam o zaman iyi olur işte. Yani bir arabayı beğendim. Tamam ben bunu aldım satmayacağım. Ölene kadar benden dersen o araba olur. Hadi çok uzattık. 22 dakika olmuş. Kim izleyecek bu videoyu ya? Hadi görüşürüz.